Merhaba arkadaşlar, Ayak Topu'na hoş geldiniz. Fenerbahçe Manager Simulate yabancı hocalarla devam ediyor. Bugünkü konuklarımız ise Marcelino, Laurent Blanc ve Unai Emery olacak. 3 hocayı da sırasıyla Fenerbahçe'nin başına geçireceğiz ve bir sezon boyunca neler yaptılar inceleyeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan Marcelino'yu Fenerbahçe'nin başına geçirelim ve bir sezonda neler yapmış görelim. Evet, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış Marcelino. Hemen Galatasaray'ın 4 puan önünde 72 puan toplamışlar ve şampiyonluğa ulaşmışlar. Ligi 10. sırada bitiren Başakşehir'de Avrupa'ya gittiğine göre kupayı almış. O yüzden Fenerbahçe tek kupayla noktalamış diyebiliriz. Bakalım Marcelino ne yapıyor? Takımın başında hemen fikstüre bir göz atalım. Neler yapmış? Beşiktaş'ı kendi evinde 4-1 mağlup etmiş. Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybetmiş. Trabzonspor'a Kadıköy'de 2-1 kaybetmiş. Beşiktaş'ı deplasmanda da 3-1 mağlup etmişler. Galatasaray'ı Saraçoğlu'nda 3-1 mağlup etmiş. Trabzonspor deplasmanında 1-1 berabere kalmış. Evet, Marcelino'nun derbi performansları bu şekilde. Bu arada kupada da çeyrek finalde Trabzonspor'a önce evinde 1-0 kazanmış. Deplasmanda şok bir skor 3-0 kaybederek kupaya veda etmiş ve sadece lig şampiyonluğunu alarak sezonu noktalamış. Ve şimdi ikinci ismimiz Laurent Blanc'a geçelim ve neler yapmış hep birlikte görelim. Evet, çok ilginç bir şekilde 4. sırada bitirmiş Fenerbahçe ligi. 57 puan toplayabilmişler sadece. Bakalım Blanc hala takımın başında mı? Aykut Kocaman'ı getirmişler takımın başına. Blanc'ı kovmuşlar. Bakalım menajer geçmişine. Laurent Blanc bu süreçte 31 maça çıkabilmiş. %48 galibiyet yüzdesi yakalamış. Aykut Kocaman da 110 gündür takımın başındaymış. Yaklaşık 4 ay olmuş. Bakalım fikstüre hemen. Sezona o kadar kötü başlamış ki yine iyi sabretmişler aslında. Sonra biraz toparlamış ama sezona çok acayip kötü başlangıç yapmış. Beşiktaş'a evinde kaybetmiş. Galatasaray'a deplasmanda kaybetmiş. Trabzon'a evinde kazanmış. İkinci yarıda da muhtemelen şuralarda falan kovulmuş olacaktır. Beşiktaş deplasmanı 1-1. Galatasaray Kadıköy'de 2-1 kazanmış. Trabzon deplasmanı 3-1 kaybedilmiş. Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olarak deplasmanda da 2-2'lik skorlarla yarı finalde kaybetmiş ve kupasız sezonu noktalamış. Peki iç açıcı sonuçlar almayan Blanc'tan hemen Unai Emery'e geçelim. Bakalım Emery bir sezonda Fenerbahçe'nin başında neler yaptı. Evet, Emery Galatasaray'ın 1 puan önünde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış gözüküyor. Bu süreçte 71 puan toplamış Fenerbahçe. Hemen bakalım Emery hala takımın başında mı? Evet, tabii ki de takımın başında. Hemen fikstüre göz atalım, bakalım nasıl sonuçlar almışlar. Beşiktaş'ı evinde mağlup etmiş 2-0. Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş. Trabzon'la evinde 1-1 berabere kalmış. Derbi sonuçlarına bakıyorum hızlıca. Beşiktaş deplasmanı 2-2. Galatasaray'a yarı finalde evinde 2-1 kazanmış. Deplasmanda 3-1 kaybederek kupaya veda etmiş. Evet, transferlere göz atmıyorum. Bunun sebebi diğer bölümlerdeki veri tabanının aynısını kullandığımızdan transferler genellikle aynı şekilde sonuçlanıyor. Bu yüzden bakma gereği duymuyorum. Evet, 3 hoca da Türkiye Kupası'nı alamasa da Marcelino ve Emery Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapmış bulunmakta. Eğer bu simülasyonlardan bir hoca Fenerbahçe'nin başına geçerse bu verileri de değerlendirmek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, diğer içeriklerimi kaçırmamak adına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.